Gelebilir miyim? Gel gel. Annemi gördün mü? Yüzü bembeyazdı. Kavga mı etmiş? Bilmiyorum. Ama yani o Zafer denen adamla ilgili olabilir. Ya kesin bir şey yaptı. Bizimkilerin arasını bozdu. Onlar benim kızlarım değil. Yeter be! Ne? Dediğimi duydun. İkizler benim çocuklarım değil. İspatlamamı ister misin? İkizler benim çocuklarım değil. Sevgili. Ne oldu? Neden suratın beş karış senin? Hem bu film olayı için plan yapıyorsun. Hani nasıl sabote ederim diye. Film? Film teklifi. Ya mutfakta konuştuk ya. Ha, yo. Sende bir şey var. Selin konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Ama bak bu film olayıyla ilgiliyse... Ya açma o konuyu. Zaten Nazlı'yı da çok zor ikna ettim. Bak. Bak Selin, bazen bir şey duyarsın. Bunu birine nasıl söyleyeceğini bilemezsin. Bunun yöntemini bulamazsın. Ben de o haldeyim şu an. Buldum. Pat diye söyle. Babanla konuştun mu? Ne? Zafer'le. Ne alaka ya? Konuşmadığımı biliyorsun. İşte belki de konuşmalısın. Benim konuşmam gereken tek bir insan var. O da Nazlı. Hala o adamın anneme ne yaptığını bilmiyor. Bilmesin de. Ben de tam bu noktadayım işte. Bilmemeli, öğrenmemeli. Benim yaşadıklarımı yaşamamalı. Öğrense de değişecek. Sen ilk öğrendiğinde neler yaptığını hatırlıyorum. Ya. Evet, delirmiştim yani. Kafayı yedim. Yani çok saçma şeyler yaptım. Ama atlattım işte öyle. Bitti. Geçti. Yo, bence mahvoldun. Zor toparladın. Hayır. Öfkeyle birlikte içinden söküp attım. Ya ben yani hiçbir zaman bir babaya ihtiyaç duymadım ki. Bir baba aramadım. Ben Nazlı gibi değilim. Hiç olmadım. Hala yalan söylüyorsun. Ya niye bunu konuşuyoruz? Ne istiyorsun sen? Ağlamamı mı istiyorsun? Evet yıkıldım. Evet çok üzüldüm. Ama artık yeni bir şey öğrenmek istemiyorum. Ben sadece hayatımı yaşamak istiyorum. Ağla. Hayır. Olmayacağım. Düşünmek istemiyorum. Aklıma bile gelmesin artık. Neyse, ne söyleyecektin sen bana? Söyle artık. Hadi. Bir şey demeyecektim ya. Ali, benimle dalga mı geçiyorsun? İyi, gel. Özür dilerim hatırlattığım için.